Serüvenimiz boyunca birçok kamp düzenledik ve hafızlar yetiştirdik. 2018 hafızlık icazet merasimimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bazı öğrencilerimize icazet belgesini takdim edecek sonuca ulaştırıyor. Buradan yolcu ettik. Hafızlarımızı ve bu yola وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا أَلِفْ لَامْ مِيمْ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ Çok değerli hafız kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hakikaten hem Kartal Anadolu Hatip Lisesi gibi eğitim programı çok yoğun olan bir okulda eğitim öğretime devam edip hem de hafızlık gibi kendi zorlukları olan, kendi kolaylıkları da olan, birçok mükafatları, bereketleri olan bir işe çıkışmış olmaları, başarmış olmaları gerçekten her türlü takdirin ötesinde. Tabii bu yola çıkılırken Cumhurbaşkanımız da Abdullah Hocamız işte ilk başladığı zamanlarda her türlü desteği vereceğini söyledi. O gün bugündür bu hafızlık çalışması bu okulda büyüyerek devam etti. Tabii burada hafızlık çalışması büyürken Türkiye'de hafızlık alanında da çok güzel işler yapılmaya başlandı. Şu anda Anadolu'nun her tarafında İmam Hatip liselerinde hafızlık kulüpleri çalışmalarına devam ediyor ve onun dışında da hafızlık ortaokulları gitgide açılmaya başlandı. Bu okullarda da artık her sene yüzlerce, binlerce hafızımız icazet alıyorlar. Bütün emeği geçenlere, hocalarımıza ve en başta bu işe niyetlenen hafız kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Hayatlarının geri kalanında da Kur'an'ın hadimleri olarak her nerede ne işle meşgul olurlarsa olsunlar Kur'an'ın hadimleri olarak hayatlarının geri kalanını sürdürsünler inşallah.